Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda organik kimya konu anlatımlarından başlıyoruz. İlk kısmımız karbon kimyasına ya da organik kimyaya giriş kısmıdır. Organik kelimesini ilk kez kullanan bilim insanı Berzelius'tur. Bunu elementlerin sembollerinden de, yani bu ismi hatırlayabilirsiniz. Elementleri sembollerle gösterelim ifadesini ya da fikrini ortaya atan bilim insanı da Berzelius'tu. Berzelius'a göre organik maddeler sadece canlı organizmalar tarafından ve vitalizm, yani yaşam gücüyle elde edilebilir diye söylenmiş. Yani bu ifadeyi de şöyle düşünebilirsiniz. Hani biyolojide diyoruz ya, canlı vücudun ürettiği organik dışarıdan aldığımız anorganik ya da inorganik şeklinde. Yani kimyacılar da belli bir yıla kadar böyle düşünmüşler. Berzelius diyor ki sadece canlı vücudunda organik maddeler üretilebilir. Yani dışarıda üretilemez diye bir ifade ortaya atıyor. Ve buna vitalizm ya da bir Türkçe karşılığı yaşam gücüyle elde edilebilir diyor. Daha sonra Berzelius'un öğrencisi olan, ki genelde çalışmalarda böyle ilerliyor, atom modellerinde hani Thomson'un öğrencisi olan Rutherford'un öğrencisi olan Chadwick falan diyoruz. Burada da yine Berzelius'un öğrencisi olan Wöhler, laboratuvar ortamında anorganik bir madde olan amonyum siyanattan başlayarak organik bir madde olan üreyi elde ederek vitalizm görüşünü yıkmıştır. Yani Friedrich Wöhler diye de bilinir. Bu bilim insanı anorganik maddelerden organik madde, yani üretirken laboratuvar ortamında, yani canlı vücudu olmadan da elde edilebileceğini ispatlamış ve bu şekilde organik kimya başlamıştır. Amonyum siyanattan başlamış ve üreyi elde etmiş. Üre aynı zamanda canlı vücuduna üretilen bir maddedir. Bunu laboratuvar ortamında da elde edebiliyoruz gibi bir fikir, yani bir yöntem geliştirmiş ve tekrar söylüyorum, organik kimya buradan başlıyor. Organik maddelerin temel elementi karbondur. Ama karbon içeren her bileşik de organik bileşik değildir arkadaşlar. Mesela karbondioksit, karbonmonoksit, kalsiyum karbür ya da karbit dediğimiz potasyum siyanür, sodyum karbonat, kalsiyum karbonat, sodyum bikarbonat gibi bu maddeler anorganik maddelerdir. Burada şöyle bir not düşeceğiz. Karbonat kökü görürseniz ya da bir karbonat kökü görürseniz ya da siyanür kökü görürseniz bu bileşikler anorganik bileşiklerdir. Yani bunun dışında da organik bileşikler nedir? Genellikle karbon ve hidrojeni beraber içeren bileşiklerdir. Şu 3 köke dikkat ederseniz olayı halledersiniz. O şekilde söyleyelim. Giriş testlerinde en çok sorulan kısım buradan geliyor. Yani organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasındaki farklar. Organik bileşiklerin az önce de belirttiğimiz gibi ne demiştik? Temel elementi karbondur. Karbonla birlikte hidrojen genellikle vardır. Yani bir şu anda vardır. %99.9 diyebilirsiniz. Bunun dışında oksijen, azot, fosfor gibi başka elementler bulunur. Organik bileşikler genellikle kovalent bileşiklerdir. Çünkü ametallerden oluşuyor genellikle. Bu yüzden kovalenttir. Tepkimeleri genellikle yavaş ve karmaşıktır. Genellikle suda çözülmeyen maddelerdir. Apolar karakterleri yüksektir. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Genellikle yanıcıdırlar. Zaten birçok organik maddeyi yakıt olarak kullanıyoruz. Doğal gazın yapısında var, benzinin yapısında var, mazotun yapısında var gibi. Bunları genelde yakıt olarak kullanıyoruz. Çözeltilerinin elektrik iletkenliği düşüktür. İyonlaşmadıkları için, kovalent bağlı bileşik oldukları için, çözünenlerde moleküler çözündükleri için elektriği iletmezler. Kendilerine has kokuları vardır. Yani organik bileşikler yine genellikle kokulu bileşiklerdir. Mesela bir alkol gibi, bir sirke gibi düşünebilirsiniz. Sayıları çok fazladır karbonu bağ yapma kapasitesinden dolayı. Evet, örnek olarak da şeker, yağ, sabun, deterjan, alkol, kağıt, ilaçlar, plastikler, patlayıcı maddeler, kauçuk, bunun doğal olanı var, yapay olanı var, karbonhidratlar, organik asitler verilebilir. Anorganik bileşiklerse çok sayıda element içerir. Bakın burada şunu söyleyeyim. Karbon ve hidrojen, sadece bu iki maddeden bile birçok organik bileşik üretebiliyoruz. Farklı bileşik. Burada ise farklı çeşitte çok element vardır. O şekilde söyleyeyim. Burası genellikle kovalent bağlıydı. Burası ise genellikle iyonik bağlı bileşiklerdir. Tepkimeleri burada genellikle basit ve hızlıdır. Çünkü basit maddeler, küçük maddeler. Burada ise daha büyük maddeler olduğu için, daha kompleks maddeler oldukları için genellikle yavaş ve karmaşık demiştik. Genellikle suda çözünürler. İyonik bileşikler iyonlaşarak çözünür. Yani anorganik bileşikler genellikle iyonik olduğu için iyonlaşarak da çözünürler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Çünkü iyonik bağ
daha güçlüdür. Kovalent bağa göre bu yüzden daha yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir. Genellikle yanmazlar. Yani yanıcı maddeler değillerdir. İyonlaştıkları için çözeltileri iyon içerdiği için elektriği iletirler. Genellikle yine kokusuzdurlar. Buraya kokulu maddeler demiştik. Burası da genellikle kokusuzdur. Sayıları organik bileşiklere göre azdır arkadaşlar. Örnek olarak asitler, bazlar, tuzlar, su, mineraller ve karbondioksit ve bir önceki sayfada yine burada verdiğimiz örneklerden yazabilirsiniz arkadaşlar. Organik bileşiklerin içerdiği elementlerin türü nitel, analizle elementler miktarı ise nicel analizle belirlenir. Yine bu aslında teyit ediyoruz hani organik, yani sadece organik değil, bütün maddelerin içerisinde ne var ve ne kadar var, bunu analitik kimya yani nitel ve nicel analizle belirliyoruz. Bu kısım çok önemli değil. Yani bu son yıllarda çok karşımıza çıkmıyor. Şöyle hızlıca bir bakıp geçeceğiz. Yani buraya çalışırken yazmasanız ya da not almasanız da çok önemli bir kısım değil. Onu da belirtelim. Organik madde bakır iki oksit karışımı ve karışımı bir tüpte ısıtılsa tüpün çıkışında eğer su buharı oluyorsa ne diyoruz? Bileşikte hidrojen var sonuçta. Hidrojen yani suyun yapısında hidrojen olduğu için bu şekilde söylüyoruz. Çıkan gazın kireç suyunu bulandırması bile işte karbon varlığını gösterir. Çünkü karbondioksit gazı açığa çıkıyordu. Bu da karbon varlığına işaret eder. Organik madde. Yani bu üre olur, tırnak olur, saç olur. Bir deney tüpüne alınarak üzerine değişik sülfürik asit konulup ısıtıldıktan sonra tüpe sodyum hidroksit ilave edildiğinde amonyak gazı çıkıyorsa bu da bileşikte azot varlığını gösterir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisi organiktir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet, tuz ruhu denilmiş. Tuz ruhu hidroklorik asittir. Bakın yapısında karbon yok. O zaman anorganiktir. Su yine karbon içermiyor. Anorganik bir maddedir. Sud kostik sodyum hidroksit yine karbon içermiyor. Anorganiktir. Zat yağ sülfürik asit karbon yok. Tüm organik bileşiğin yapısında karbon olmak zorunda arkadaşlar. Onu da söyleyelim. O zaman bu da anorganik bir bileşiktir. PVC dediğimiz polivinil klorürdür. Vinil klorürün polimerleşmesiyle oluşur. Şu an belki organik kimyaya yeni başladığınız için bu bileşiğin formülünü bilemeyebilirsiniz ama ilerleyen konularda göreceksiniz. Yani bu bileşiğin yapısında karbon var ve organik bir bileşiktir. Yani cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde diyor ki aşağıdakilerden hangisi organiktir? Ne demiştik? Karbon ve hidrojeni beraber bulunduran bileşikler genellikle organiktir. Ama şuna dikkat edeceksiniz. Bakın karbonat, bikarbonat ya da siyanür kök gördüğünüzde bunlar anorganik bileşik. O zaman burada karbon ve hidrojeni beraber bulunduran etil alkol. Yani cevap değişik olacaktır. Karbon dioksit yine anorganik bir bileşiktir. Molekül formülü ve kaba formül şeklinde bir başlığımız var. Bir bileşin formülün en sade haline kaba, basit ya da adi şeklinde de söyleyebiliriz. Ya da ampirik formül diyoruz. Sadeleştirilmemiş haline ise molekül formülü ya da gerçek formül diyoruz. Bakın mesela glikozun molekül formülü budur. Sadeleşmemiş hali. Bunu 6 ile sadeleştirirsek o zaman CH2O şeklinde olur. Bu da basit formüldür. Yani basit formülü belli bir sayı ile çarptığımızda bunu hesaplayıp çarpıyoruz tabii ki. Mesela burayı 6 ile genişlettiğimizde bu bileşiğin gerçek formülüne ulaşabiliriz. Peki basit formül ya da molekül formülüne baktığımızda neleri anlayabiliriz ya da neleri anlayamayız şeklinde bakarsak. Şimdi basit formüle baktığımızda şu kısma sadece bakarsak atomların cinsini anlayabiliriz. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Atomların molce birleşme oranını bulabiliriz. Bakın burada bir karbon, iki hidrojen, bir de oksijen var. Yani buradaki sayılar aynı zamanda molce birleşme oranını da verir. Kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Tabii atom kütleleri verilmişse yani sorunun sonunda karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16 derse bunların sayılarını çarpıp kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Mol kütlesini bilemeyiz. Bu atom kütleleri verilse dahil. Çünkü yani biz bunu 2 ile mi genişleteceğiz, 3 ile mi, 4 ile mi, 5 ile mi bilemiyoruz. Yani sadece bu kısma bakıp mol kütlesini hesaplayamayız. 1 molündeki atom sayısını bilemeyiz. Çünkü gerçek formülünü bilmiyoruz. Yani bunu kaçla genişleteceğimizi bilmeden bilemeyiz. Fiziksel ve kimyasal özellikleri yine sadece basit formüle bakılarak bilinemez. Molekül formülüne baktığımızda, yani şu kısma baktığımızda bize soruda o kısım verirse atomların cinsini yine bilebiliriz. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Molce birleşme oranını bulabiliriz. Yani 6, 12, 6 sadeleştirip 1, 2, 1 şeklinde
söyleyebiliriz. Kütleci birleşme oranını bulabiliriz. Tabii atom kütleleri yine şu şekilde soruda verilmişse. Mol kütlesini bilebiliriz. Mol kütlesi nedir? Burada 6 tane karbon var. 12 tane hidrojen var. 6 tane de oksijen var. Tabii atom kütlesi vermişse karbon 12 getirip 6 çarpı 12. 12 çarpı 1. 6 çarpı 16'dan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bir molündeki atom sayısını sayarak bakın 6, 12 ve 6 topladığımızda 24 mol atom var diyebiliriz. Fiziksel ve kimyasal özelliklerini yine bilemeyeceğiz. Sadece formüle bakıp bu bileşiğin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini zaten bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Evet, şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bir bileşiğin 15.2 gramında 7.2 gram karbon, 1.6 gram hidrojen vardır. Buna göre bileşiğin basit formülünü bulunuz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bileşiğimizin toplam kütlesi 15.2 gram. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Şurası 7.2. Hidrojen 1.6. O zaman toplamın 15.2 olması için şu an burası kaç yapıyor? 8.8 yapıyor. O zaman 15.2'den 8.8'i çıkarırsak buradan 6.4 gram kalır. O zaman burası da 6.4 gramdır. Şimdi arkadaşlar şuraya sayıları yazabilmek için yapmanız gereken işlem bu bulduğunuz gramları mole çevirmek. O zaman mole şöyle çevirebiliriz. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Karbon için yaparsak 7.2 bölü 12 böldük. 0.6 çıktı. Hidrojen için yaparsak 1.6 bölü 1. Burası da 1.6 çıktı. Oksijen için yaptığımızda 6.4 bölü 16. O zaman burası da 0.4 mol çıktı arkadaşlar. Burası mol. Bunlar mol. Mole çevirdik. O zaman bu sayıları getirip yazıyorum. Şurası 0.6. Burası 1.6. Burası da 0.4. Şimdi basit formül için önce bunları tam sayıya çevirip sonra en sade halini yazacağız. Virgülleri attık. O zaman şöyle olur. Karbon 6, hidrojen 16, oksijen de 4 olur. Virgülleri attık. Onunla genişlettik. Daha sonra 2'ye bölersek karbon 3, hidrojen 8 ve oksijen 2 şeklinde olur. Yani bizim basit formülümüz, en sade halimiz bu oldu arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki bir organik bileşiğin 7.2 gramı yakıldığında 17.6 gram karbondioksit ve 7.2 gram su oluşuyor. Buna göre bu bileşiğin basit formülü nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bileşiğimizi alıyoruz ve yakıyoruz. Yaktığımızda karbondioksit artı su oluşuyormuş. Şimdi bileşiğimizin toplam kütlesi 7.2 gram burası. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın bu bileşiğin hepsinde karbon vardır. Organik bileşik olduğu için zaten şıklara baktığımızda hepsinde karbon var. Zaten organik bileşikte karbon olmak zorunda. Yine bütün şıklarda hidrojen var. Oksijen bakın A şıkkında yok. B şıkkında yok. C şıkkında, D ve E şıkkında var. Oksijen var mı yok mu? Bunu biz kendimiz hesaplayacağız. Peki nasıl hesaplayacağız? Onu da şöyle söyleyelim. Şimdi girenlerdeki atomların kütleleri, ürünlerdeki atomların kütleleri de eşit olmak zorunda. Şimdi şu 17.6 gram karbondioksit içerisinde kaç gram karbon var onu öncelikle bir bulalım. Nasıl bulacağız? Karbondioksitin kütlesi. Yani bir molü kaç yapar? Karbon 12, oksijen 16 çarpı 2'den 32. Toplamı 44 yaptı. Şimdi arkadaşlar bakın 44 gram bileşiğin içerisinde ne kadar karbon var? 12. O zaman şöyle bir denklem kuruyorum. 44 gram bileşikte 12 gram karbon varsa 17.6 gram bileşikte kaç gram karbon vardır? Buradan x eşittir 17.6 çarpı 12 bölü 44. Şuradan sadeleştirdim. Bura buranın 0,4 katı yani 4 katı 10'a bölümü 12 ile de çarptım 4.8 gram karbon yaptı. O zaman burada 4.8 gram karbon var. Aynı işlemi su içinde yaparsak bakın suyun ağırlığı 1 molünün kütlesi 2 kere 1. Tabi şurada hidrojeni 10 olarak mı yazmışız? Yanlış yazmışız onu da söyleyeyim. Şurada 0 olmayacak.
Hidrojen 1. 2 kere 1 2. Oksijen ise 1 çarpı 16'dan 16 topladık. 18 yaptı. Bakın 18 gram suyun içerisinde 2 gram hidrojen var. O zaman diyorum ki 18 gram suda 2 gram hidrojen varsa 7,2 gram suda acaba kaç gram Y gram hidrojen diyelim. Buradan içler dışlar yaptık. Y eşittir 7,2 çarpı 2 bölü 18. Sadeleştirdik. Yukarıda yine 0,4 kaldı. 0,4'ü 2 ile çarptık. 0,8 gram yaptı. Şurası da 0,8. Bakın bu ikisinin toplamı şu an 5,6 yapıyor. Benim toplam bileşim 7,2 idi. O zaman 7,2'den 5,6'yı çıkarırsam 1,6 gram kalır. O zaman burada 1,6 gramda oksijen olacak. Hepsinin kütlesini bulduk. Bir önceki soruda benzer bir işlem yapmıştık. Kütleleri bulduktan sonra bunları mole çeviriyorum. Mole çevirirken de atom kütlelerine bölüyorum. Karbon için yaparsam karbonu 4,8 bulduk. Böyle 12'den 0,4 mol çıktı. Hidrojeni 0,8 bulduk. Böyle 1'den şuradaki sayılara bölüyoruz. 0,8 çıktı. Oksijeni ise 1,6 bulduk. Böyle 16'dan 0,1 mol çıktı. O zaman şöyle olur. Karbonun sayısı 0,4. Yani molünün 0,4 bulduk. Hidrojeni 0,8 bulduk. Oksijen ise 0,1 bulduk. Şimdi basit formül dediği için bunları virgülden kurtarıp onunla genişletiyorum. O zaman karbon 4, hidrojen 8 ve oksijen 1. Evet, zaten oksijenin sayısı 1 olduğu için en sade hali bu olacak. Daha da sadeleştiremezsiniz. O zaman cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki karbon en hidrojen iken genel formüle sahip organik bir bileşin normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan örneği 12,6 gram olduğuna göre bileşin molekül formülü nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şu normal koşullardaki hacmi öncelikle mole çevirir. Nasıl çeviririz? Bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol? 6,72 litre hacim kaplar dedik. Buradan x eşittir 6,72 bölü 22,4. Böldüğümüzde 0,3 mol çıkacak. Bakın bileşiğimizin 0,3 molü 12,6 gram. O zaman onun için de şöyle yapalım. Yeni bir denklem kuralım. 0,3 mol 12,6 gram ise bu bileşiğimizin 1 molü acaba kaç gramdır? Buradan y eşittir 12,6 bölü 0,3. Et virgülleri attık. 126 bölü 3'ten 42 çıktı arkadaşlar. O zaman bileşiğimizin 1 molü yani MA'sı 42. Bir bileşiğin MA'sını hesaplarken ne yapıyorduk? Şuradaki atomların kütleleri sayılarını çarpıyorduk. Şurası N olduğu için burası 12N yapar. Hidrojen 1 kere 1 çarpı 2N'den 2N yapar. Bu ikisinin toplamı 42 olacak. O zaman 14N eşittir 42 ise buradan N eşittir 3 çıktı. Getirip şurada yerine yazarsak o zaman bileşiğimizin molekül formülü karbon 3, hidrojen 6 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada bitirelim. Şöyle kafamızdaki şablon o 20'şer ya da 30'ar dakika arası olması. Çok da uzatmayıp hepsini ayrı ayrı başlıklar altında anlatıp konuları kısa kısa yani özünü verip geçmeyi düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.